Adalet ve Kalkınma Partisi Çanakkale Belediye Başkan Adayı Ayhan Gider, seçim çalışmaları kapsamında Sarıçay'da teknesi bulunan balıkçılarla bir araya geldi. Gider, burada balıkçıların Sarıçay'la ilgili sorunlarını dinledi. En önce çayın temizlenmesi gerekiyor. Evet. Ayhan Bey. Zeminin temizlenmesi gerekiyor. Derinleştirilmesi gerekiyor. Sonra yapılacak işler lüzum sırasına göre yapılır. İslah mı edilecek? Yürüyüş yolu mu yapılacak? Kafeler mi yapılacak? O sonra. İlk başta. Seçimden önce veya seçimden sonra. Hiç fark etmez. En acil. İlk yapılacak iş çay zemininin temizlenmesi. Gider ziyaretin ardından Ton Haber'e yaptığı açıklamada Sarıçay Çanakkale'nin kanayan yarası haline geldi. Devlet Su İşleri ile yapılan protokol gereği Sarıçay Çanakkale Belediyesi'nin sorumluluğuna verildi. Ama Çanakkale Belediyesi Sarıçay'ı temizlememekte direniyor dedi. Tabii artık o ne yazık ki Çanakkale'nin kanayan bir yarası haline geldi. Biliyorsunuz Sarıçay'ın sorumlulukları DSİ tarafından belediyeye devredilmiş durumda kendi aralarındaki protokollarla. Ve belediye ısrarla burayı temizlememekte direniyor. Zaman zaman bizim geçmiş dönemlerde de bunun temizlenmesine yönelik çalışmalarımız oldu. Kepçeler gönderiyorsunuz, kamyonlar gönderiyorsunuz, yollar bozulacak, yollar kirlenecek endişesiyle temizletmiyor. Bir şey yapmak istiyorsanız çözüm bulursunuz, yapmamak istiyorsanız mazeret bulursunuz. Bizim de işimiz çözüm bulmaktır, mazeret bulmak değil. Biz orada balıkçı arkadaşlarımızla oturduk, konuştuk. Zaten belediyeyi aldıktan sonra sistemimiz belli. Sarıçay'ın tamamını temizliyoruz. İçerisini balıkçı barınağı, dışarısında rekreasyon alanı olarak kullanıyoruz. Ama bu süreç zarfında da farklı mecralarda harekete geçirerek en azından pansuman temizlik için elimizden geleni yapacağız.